Zencefil Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle taze olan sebzelerimizden çok lezzetli tarhana çorbası yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tenceremize bir miktar zeytinyağımızı alalım ve ardından iri iri doğramış olduğumuz soğanımızı ekleyelim ve kavurmaya başlayalım. Soğanı kavurduktan sonra yaklaşık 1 yemek kaşığı salçamızı ekleyelim ve salçayı da kavuralım. Doğramış olduğumuz 1 adet kapya biberi ve ardından 2 adet yeşil biberi de tenceremize ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. Yemek kaşığı unu da ilave edelim ve ardından onun da kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Doğramış olduğumuz domates ve sarımsağı da ekleyelim. Ve son olarak üzerine 1 su bardağı yoğurdu ilave edelim ve birkaç tur karıştırdıktan sonra üzerine yaklaşık 1 litre soğuk suyu ilave edelim. Çorbamızı karıştırdıktan sonra 1 çay kaşığı kadar kuru nane, 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı tuzu da ilave edelim ve tekrardan birkaç tur karıştıralım ve kapağını kapatıp çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbamız görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. Altını kapatalım ve biraz dinlendirdikten sonra blender işlemine geçebiliriz. Çorbamızın ilk sıcağı geçtikten sonra şimdi blenderdan geçirelim. Çorbamızı blenderdan güzelce geçirdik ve ardından ben biraz daha koyulaşması için ocakta bir taşım daha kaynattım. Sizin eğer ki koyuluğu zevkinize göre ise bu durumu hiç yapmanıza gerek yok. Hazır olan çorbamızı artık servis kasemize alabiliriz. Tarhanayı kurutmadan evde taze sebzelerle nasıl yapabiliriz? Sizlere bu videoda onu göstermek istedim. Eğer sizler de denerseniz lezzetini benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerle her hafta denediğim ve lezzetine güvendiğim tariflerimi paylaşıyorum.
Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.